Verilen şekilde AB ve AC doğru parçalarının uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. AB bu kenarın tamamı, tüm bu kenarın uzunluğu, bu kenarın tamamının uzunluğuna eşittir denmiş. AC de bu kenarın tamamı, bu kenarın. Ayrıca ABF açısının ABF açısının da ACE açısına eşit olduğunu biliyoruz veya ölçülere eşittir diyebiliriz. Yani bu açılar da benzer açılar. Ölçüleri aynı. ABF, ACE'ye eşit. Yani bu açı ile buradaki açı benzer açılar. Ölçülere eşit. Şimdi bu videoda ispatlamaya çalışacağım İlk şey BF'nin uzunluğunun CE'nin uzunluğuna eşit olduğu. BF'nin uzunluğu CE'nin uzunluğuna eşit midir? Deneyelim. Bazı bilgiler zaten verilmiş. İki kolon yöntemiyle yapabiliriz. Hatta öyle yapayım. İfadeler kolonumuz burası. ifadeler. Buraya da ifadelerin gerekçelerini yazacağım. Şimdi bunu aynen buraya geçiriyorum ki iki kolonlu ispatımız usule uygun olsun. AB'nin AC'ye eşit olduğunu biliyoruz. Birinci ifademiz bu. Bu bilgi verilenlerde var. İkinci ifademiz de şu. ABF açısı eşittir ACE açısı. Bu bilgi de verilmiş. Şimdi burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Her iki üçgende de birer açı ve birer kenar birbirine eşit. Görebiliyoruz ki her iki üçgende de, iki üçgenden kastım, ABF üçgeni ve ACE üçgeni, ikisinin de ortak tepe noktası A. A iki üçgenin de tepe noktası. O halde şöyle diyebiliriz. A açısı ya da BAF açısı, BAF açısı CAE açısına eşittir diyebiliriz. CAE açısına eşit. Böylece iki farklı üçgenden bahsettiğimizi biraz daha netleştirmiş oluyoruz. Bu iki açı aslında aynı açı. Kendisine eşit aslında. Üçüncü ifademiz de bu. Bu açıkça ortada. Bazıları buna yansıma özelliği diyor. Bir açının kendisine eşit olduğunun bariz olması durumuna yani. O halde açıkça ortada yazıyorum. Yansıma özelliği diye de ekleyelim. Bir açı kendisine eşit olmak zorunda. Farklı şekilde isimlendirsek bile ölçüsü aynı kalıyor, değil mi? Şimdi burada ilginç bir şey var. Bir açı, bir kenar ve bir açı daha bir açı, bir kenar ve bir açı. O halde açı kenar açıdan bu üçgenlerin BAF üçgeninin dördüncü ifademiz olacak bu. Burada da yerimiz daralmış. Buradan devam ediyorum. Dördüncü ifade BAF üçgeni, BAF üçgeni. Maviyle şöyle vurgulayayım şunu. BAF bu üçgenin tamamı yani. Bazı problemleri çözmenin yolu doğru üçgeni görebilmekten geçer. Şimdi beyaz açıdan başladık, kenarı kat ettik ve buradaki turuncu açıya geldik. Yani B. Düzeltiyorum, bu açıdan başlayıp E kenarı üzerinden bu turuncu açıya ulaştık. E kenarı ile bu kenarın, E kenarı ile bu kenarın benzer olduğunu biliyoruz. Bu noktadaki açıya isim vermedik, yani B, A, F, Artık biliyoruz ki BAF üçgene benzerdir. BAF üçgeni benzerdir. Beyaz açıdan başladık, turuncu açıdan geçtik ve isimsiz açıya ulaştık. O halde BAF üçgeni CAF üçgeni ile benzer. CAF üçgeni ile benzer. Çizerken biraz elime yüzüme bulaştırdım ama siz mantığını anladınız. Bu iki üçgen benzer üçgenler. Düzeltiyorum, CAF değil, evet yine hata yaptım, CAE. Beyaz açı, turuncu açı ve buradaki isimsiz açı. Ve bu doğrudan açı, kenar açıdan geliyor. Doğrudan, akadan geliyor. Açılardan biri bu. Bunlar aradaki kenarlar ve bunlar da iki açı. O halde bu, 1, 2 ve 3 numaralı ifadelerden geliyor. Peki bunlar madem benzer üçgenler, o halde karşılıklı kenarları da benzer olmalı. Demek ki 5. ifademiz, beşinci ifademiz artık BF'nin CE'ye eşit olduğunu biliyoruz. BF eşittir CE, BF CE'ye eşit. Bu da dördüncü ifadeden veya karşılıklı kenarlardan geliyor. Karşılıklı kenarlar benzerdir. Karşılıklı kenarlar benzer. Şimdi bir adım daha ileri gidelim. Bakalım ed'nin ef'ye eşit olduğunu ispatlayabilecek miyiz? Bunun altına devam edelim. ed'nin ef'ye eşit olduğunu ispatlamaya çalışacağız şimdi. Yanına soru işareti koydum çünkü daha ispatlamadık. Şunu ispatlamaya çalışıyoruz. Buradaki bu kısa ed doğru parçası düzeltiyorum. Yine ef değil df olacak. ed eşittir df. Bakalım bunu ispatlayabilecek miyiz? Burada dikkatimizi çeken, ilk bakışta gözümüze çarpmayabilir. Böyle bir benzerliği nasıl kuracağımızı bilmiyor olabiliriz ama elimizde bilgiler var. BAF'nin CAE ile benzer üçgenler olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda buradaki kenarın, daha önce kullanmadığım bir renkle çizeceğim. Evet, farklı bir renkle. Bu iki üçgenin benzerliğinden biliyoruz ki, AE kenarı, ki bu CAE'nin bir parçası, biliyoruz ki AE kenarı AF kenarına eşit olacak. Bu iki kenar benzer. Peki neden? Çünkü bunlar benzer üçgenlerin karşılıklı kenarları. AF, BAF üçgeninde beyaz açının karşısındaki kenar, AE de CAE üçgeninde yine beyaz açının karşısındaki kenar. Ve bu üçgenlerin benzer üçgenler olduğunu biliyoruz. O halde AE'nin AF'ye eşit olduğunu da biliyoruz demektir. Ve bu da dördüncü ifadeden ve karşılıklı kenarların benzerliğinden geliyor. Burada verdiğimiz gerekçenin aynısı yani. Şimdi, burada ilginç bir şey var. Burada gördüğümüz bu şekil bir üçgen bile değil. Ama bu iki kenarın benzer olduğu bilgisi bu parçada işimize yarıyor. Çünkü biliyoruz ki BA ya da AB diyelim, AB, AC'ye eşit. AB'nin AC'ye eşit olduğunu biliyoruz. Bu verilenler arasında. O halde EB, biraz dağınık olacak ama, yedinci ifade biraz uzun olacak. BE'nin CF'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yazalım. BE'nin CF'ye eşit olduğunu biliyoruz. Peki nereden biliyoruz? Gerekçesinde yazalım tablo biraz daha derli toplu görünsün. Evet, BE'nin CF'ye eşit olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi biliyoruz ki BE'nin uzunluğu AB eksi AE'ye eşit. Yukarıda öyle yazmıştık değil mi? BA değil AB demiştik. Eşittir AB eksi AE. Son birkaç ifademize göre o da eşittir AC eksi AF'ye. Bu da eşittir ac eksi AF'ye. Çünkü ab ac'ye eşit. Yazıyorum eşittir ac an'in e de afy'ye eşit olduğunu az önce gösterdik. ac eksi af ve ac eksi af de buradaki cf'ye eşit. Eşittir cf. Bunu nereden biliyoruz? Birinci ifadeden biliyoruz. Birinci ifadeden biliyoruz, beşinci ifadeden biliyoruz, bir de altıncı ifadeden. Aslında beşinci ifade olmasa da olurdu. Sadece birinci ve altıncı ifadelerden ulaştık bu sonuca. Yazalım, bu ifade 1 ve 6'dan geliyor. Bunları kullandık. Şimdi biliyoruz ki bu kenar bu kenara eşit. Bu parça da bu parçaya eşit büyük parçadan küçük parçayı çıkardık ve gördük ki bu parça da buna eşitmiş. Bunu gösterdik işte. Bu sarı kenar, buradaki sarı kenar, bu sarı kenara eşit. Bildiğimiz bir diğer şey de şu. Ters açılardan geliyor. Bu açı, yani EDB, FDC açısıyla benzer. Bunu da yazalım. 8, Biliyoruz ki EDB açısı, EDB açısı FDC açısına eşittir. Bu da ters açılardan geliyor. Ters açılar biliyorsunuz benzer açılardır. Ölçüleri eşittir. Şimdi birden bire bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Turuncu açı, beyaz açı, kenar. Turuncu açı, beyaz açı, kenar. O halde bu iki küçük üçgende benzer. O halde biliyoruz ki, şekli de kaybetmeyelim, biliyoruz ki BED üçgeni, 9. ifadede bu BED üçgene benzerdir. Aynı kenarları kullanacağız. Beyaz açı, sarı kenar, turuncu açı. Beyaz açı, dikkatli olmak lazım. B, beyaz açı. E, isimsiz açı. D ise isimli, yani turuncu açı. O halde C'den başlıyoruz. İsimsiz açı ve turuncu açı. Yani CFD üçgeni. Bu da nereden geliyor? Bakın turuncu açı, beyaz açı, kenar. Açı, açı kenardan geliyor yani. Evet, turuncu açı, beyaz açı, kenar. O halde burada da açı, açı, kenar benzerliği var. Şimdi bu üçgenin bu üçgene eşit olduğunu gösterdiğimize göre karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Evet, işte bitiş düzlüğüne girdik. Artık biliyoruz ki bu iki üçgen benzer olduğu için D, DF'ye eşittir. Çünkü karşılıklı kenarlar bunlar. Yazayım buraya. ED eşittir DF. Bunun gerekçesi de yine buradakiyle aynı. Karşılıklı. Dokuzuncu ifadeden biliyoruz ki üçgenler benzer üçgenler. O halde karşılıklı kenarlar da benzerdir. İşte bu kadar. Bayağı dolan başlı bir problemdi bu ama gördüğünüz gibi bunda da adım adım ilerledik ve sonuca ulaştık. Her üçgene dair toplayabildiğimiz kadar bilgi toplamaya çalıştık ve nihayet sonuca ulaştık. Burada zor olan hangi aksiyomları kullanacağımıza karar vermek veya bu aksiyomları uygulamak değil. Üçgenleri ve üçgenlerdeki bilgileri görmek zor. AB'den AE'yi çıkararak BE'yi bulabileceğimizi görmek. Bu zor. Bu yıldız parçasına benzeyen şekildeki veya artık siz neye benzetiyorsanız üst üste binmiş iki üçgeni görmek zor.